One Piece mangasının 942. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz tayfa. Abi efsane bölümdü. Efsane bölümdü. Kim ne derse desin. Uzun süredir bir savaş sahnesi görmüyordum. Uzun süredir bir dövüş görmüyordum ve ee, Sanji'nin cerma kıyafeti sonunda ortaya çıktı. Ben bunda çok mutlu oldum. Gerçekten geçen hafta anime yoktu ve ben Gerçekten animeyi de özlemişim abi. Mangası ayrı güzeldi bu hafta One Piece'in. Animesi ayrı güzeldi. Ben çok hoşnutum bu durumdan. Gerçekten çok hoşnutum. Sanji, Sangoro'yu arayan bir Page One vardı. Ve Page One etrafta orayı burayı yıkmakla meşguldü. Ardından Sangoro'yu arıyordu. Köylüleri rahatsız ediyordu ve... Sonra Sanji ortaya çıktı ve The Very Very Strong müziği çaldı. Bu arada Page One... Ee denilen karakter ejderha ejderha meyvesi antik zoan türü ve e, Sponosaurus. yani bu ejderha e, şey dinozorların türlerinden biri var ya ona sahip. Tabii ki de x Drake'in korsan tayfasından biri ve Sanji baya baya onu yedi bence öyle gözüküyor baya iyi bir tekme attı. Bölümün başında bize Big Mom'u gösterdiler. Big Mom Geliyor abi Vano'ya. Hızlı hızlı geliyor. King geldi ve King baya iyi. O da ejderha ejderha meyvesi. Antik Zoan türü meyve kullanıcısı ve o da başka bir tür dinozor. Geldi. Big Mom'un gemisine vurdu. Big Mom'u denize fırlattı. Baya da havalı giriş yaptı. Kaido'nun efsanevi sözleri, Big Mom'un gelmesi, Sanji'nin Page One'a vurması ve bence bölümlerin heyecanlı olması bu bölümü güzel kırmıştı. Çizimler fena değildi. Çok da iyi oldu. Söylenemez. Ejderha evleri neden dinozor? Evet ben de bunun cevabını merak ediyorum tabii. Ben de merak ediyorum. İlginç. İlginç. Gerçekten ilginç. Big Mom Allah'a kavuştu. Olabilir abi. Olabilir. Anime yavaş yavaş ilerlese de böyle ufak tefek, ufak tefek hmm, kısımlar bizi mutlu ediyor. Sanji'nin kısımları, Sanji'nin saldırıları, Luffy'nin Raizo ile konuşması ve o Otama'nın iyi olduğunu bilmeleri bence güzel sahnelerdi. Çünkü dinozorların köken ejderha. Evet vampise göre öyle, Vampise göre öyle. Big Mom'un yanında San yok muydu ben mi kaçırdım? Zeus yok abi piyasada. Evet güneş tarafı da yoktu onu da göremedik. Sen kaçırmadın o da yoktu piyasada. Napolyon vardı. Napolyon'u kullandı Big Mom. Anime ile manga arasında fark olması keşke ne gerek var. Abi işte animenin tadı farklı. Manganın tadı farklı. Eğer anime önde olsaydı manga çok da okunmazdı diye. Büyük ihtimalle manga arkadan. Önden gidiyor animeye kıyasla. Ama manganın tadı farklı, animenin tadı farklı bana göre. Sırf Koichiro ailesine buluş, buluş bulaştığı için Sancılar, hmm, ardından One geldi ve Hawkins'le X-Drake'te olay yerine zıplayacak. Şimdi One Piece özel yorumlarını okuyacağız. Biraz One Piece konuşacağız. Tayfa geçelim One Piece özel yorumlarını okumaya. Bakalım bugün ne yorumlar var abi. Ahmet 09 Ahmet. Kaptan selamlar aleyküm. Aleyküm selam abi. Banadan sonra Ero buff'u arkında asıl düşman kim olur sence? Big Mom diyen var. Bir karaktere neden 3 ark harcasınlar? Bana çok saçma geliyor. Haklısın. Bence de Big Mom olmaz. Siz Big Mom olacağını düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Bence bu Prens Loki diye bahsedilen karakter antik silah ya da onun gibi çok güçlü bir şeyin kontrolünü ele alacak ve onunla bizimkilere dalacak. Eğer o düşman değilse kim olur sence? Düşünüp söylersen sevinirim. Ero arkında Düşman kim olur? Güzel soru. Devlerle ilgili güzel bir hikaye işlenir diye düşünüyorum. Loki genelde kötü karakter olurdu. Yine aynı şekilde kötü karakter olur mu? Merak ediyorum. Olma ihtimali çok fazla. Bu arada kaptan 974. sayı çıkmadan değil. Hain kesin kanjura çıkacak. Şu resmi yapan kesin şey açıklarlar. Ben önlemimi alayım tutsun teori. Yürü git lan. Düzenlenmiş şey. Düzenlenmiş oğlum. Yürü git bizi kekleme. Bilmiyordun sen de. Ulaş Ardildoko. Kaptan Mango okumuyorum. Vano bitince Luffy'nin şeytan meyvesi uyanışı ve tayfadaki son güç durumuyla alakalı bir video çeker misin? Luffy'nin şeytan meyvesi uyanışı hakkında bir video çektiğini biliyorum ama Vano'dan sonra görüşleri ne yönüne değişir merak ediyorum. Şeytan meyvesi uyanışı ile ilgili şu an bence teori değişikliği yapamayız. Şu an bence halen bu etraftan lastik çıkma konusu veya etraftaki nesneleri dönüştürme konusu gayet mantıklı olur. Onun dışında bir çıkarım halen yapamayız çünkü Vano'da da pek bir şey değişmedi. Fakat Luffy'nin hakisini Ryo ile harmanlaması bir şeyleri değiştirecektir. Fakat bunun meyvesine çok da etkisi olur mu bilemiyorum. Osman Erdoğmuş. Orochin 9 kılıçta kesimelerini zorunda şurası olabilir mi sence? Hmm, i̇lginç. Ne yorum atmışlar buna karşı? Çok güzel mantıklı. İlginç. Özgür Kadiroğlu. Abi şimdi One Piece 923. bölüm var ve daha akıllarda milyon tane şey var ve bölümde ilerledikçe bunlar daha da artacak. Sence bu anime bize akıllarda tüm soru işaretlerin cevabını verecek mi? Verirlerse bu anime kaç bölüm olur? Korkudan ödüm patlıyor. Senarist ölürse diye inşallah senariste koronavirüsü bulaşmaz. Yani özetle bu anime daha ne kadar sürer ölmeden bitirler inşallah. O da sensey ölür mü koronavirüsüne? Adam bir ara geçen haftalarda hasta olmuştu, korkmuştuk ha. Vallahi korkmuştuk. Odaya bir şey olmasın falan diye baya böyle bir muhabbetini yapmadık değil. Muhabbetin uzun süre yaptık. Ya o da bir şey olmaz. Umarım hikayenin devamını birilerine aktarmıştır. Editörlerine, çırağına veya şunen jump aktarmıştır. Umarım. Bence buna çok takılmayın. Bence bu çok önemli değil. Yashiro Togashi gibi Hunter x Hunter uzun süre böyle atamaya atamaya giderse orası tabi ayrı bir konu. Evet bütün gizemler ortaya çıkarımı zannetmiyorum. Şu serilerde genelde tüm gizemler ortaya çıkarmıyorlar. Vampis'te de bence tüm gizemleri ortaya çıkarmazlar. Umarım ortaya çıkarırlar. Midoriya Kun. Son sayılarda gördüğümüz gibi Kaido'nun boyu şimdiki hali gibi dev değil. Big Mom Kaido'ya bana hayat borcun var gibi bir şey demişti. Acaba bu onun ölümsüz ve dev yapması olabilir mi? Devlikle ilgili bir şey olma olasılığı fazla. Veya Big Mom ruh vermiş olabilir. Veya daha farklı bir şey. Veya Big, e, Kaido ölecekken Big Mom onu kurtardı veya devleştirdi. Veya başka bir şey. Bilemiyorum. Çok garip bir şey. Ve ruh verdi. Bir sürü ruh verdiği için Kaido delirmiş olabilir. Ulan sorsan Luffy'nin 5000 adam var. Bunlar ne diye? Vano'ya gelmiyor. Flo'ya Ne oldu? Filo geçen Ark işlendi ve daha Vano karışmadı. Filo gelebilir halen. Halen gelebilir. Salvador T.M. Kaptan sence o deniz samuraylarından bir Denjiro zorun ustası gibi teori var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çıkmadı abi. Ustası çıkmadı. Ortaya çıktı Denjiro'nun kim olduğu. Rorona Zoro. Abi fark ettiysen diğer sezonlarda açılışta gösterilenler ileriki bölümlerde olmuştu. Bu sezon animeye başlarken Luffy'nin kafata sadasının önünde durdu ve Kaido dövüştü gösteriliyor. Ayrıca bildiğimiz gibi Luffy dövüşten ya yenilerek yana yeni dayanarak ayrılıyor. Luffy Kaido dövüşürse kazanacağı belli. Bence çünkü kaybederse çöker. Hatta Gear 5 açabilir. Luffy Van'ı Kaido'ya karşı tek başına dövüşeceğini düşünmüyorum. Ki bence tek başına Kaido'yu alamaz. Birkaç kişiyle dövüşecektir ve bence Luffy... Hmm, Kaido karşı neler yaşayacak. İlginç. iki ay çok garip gidiyor. One tahmin etmesi inanılmaz zor bir şey. İnanılmaz. Oğuzcan. Kaptan internet ortamında Oda'nın Garp'ın Marineford'daki en güçlü kişi gibi bir şey dediğini duydum. Ve bu oldukça yaygın bir bilgi. Bunu hiç duymadım. Sana sorum şu. Bu bilgi gerçekten doğru mu? Hiç düşünmüyorum. O zaman Shanks'ın Miyavka, Beyaz Saka ve Amiraller gibi, işte Amiraller gibi kişilerden daha güçlü olur. Ve eğer bu doğruysa Garp'a Yonko seviyesine demek yanlış olmaz. Ben bunun doğru olduğuna katılmıyorum. Böyle bir şey ben olabileceğini düşünmüyorum. Abi animenin 51. bölümdeki 6.05'lik şarkı dinler misin? İkinci kez izleme başımı fark ettim. Sözlerine dikkat edermesin demiş. Valla onu şu an nasıl açacağım nasıl bakacağım ya. One Piece anime 51. Bir bakayım hadi. Senin, senin için bir bakayım ya. Bir bakayım. Kaçıncı dakika? 6.05'teki. Hadi senin için bir dinleyeyim abi. Senin için bir dinleyeyim. Bu nasıl bir bot kontrolü ya? Hadi bir aç abi. Bakayım merak ettim. Senin için. Aa telif atmışlar. Burası nasıl açık mı? Dur bakayım açabilirsem, becerebilirsem neyse dur orada yorumlar okumaya devam edeyim. Bakacağım. Dırın. Emre Tahir. Kaptan selamlar. One Piece'in 550. bölüm, e, 555. bölümde Aeson'ın Junior Little'a orza yaptığı alış yapkayı da öğrenmiş. Beyaz sakallı korsanlar Oden için Aeson'ı tabi kazıdıktan sonra intikam almayı ya da başka bir neden için Vano'ya gitmiş olması. Şimdi de gökyüzü adasına Luffy'lerin gemilerini tamir eden gizemli oyuncu olup olası var mı? Ee, şimdi teorim birini yatıyor. Aeson kendi tayfasıyla beraber gitmişti. Bu bir. İkincisi Gökyüzü adasına Luffy'lerin geminin tahmin eden gizem Ruin Boy olma var mı? Zannetmiyorum zannetmiyorum. Şimdi şu müziğe geçelim. 6.05'lik. Hadi be bu da mı açılmıyor? Şansa bak. Meta Meta da mı açılmıyor? Neyse. Plus Ultra. Kaido artı sağ kolları ve Black vs. Kara Sakal artı sağ kolları sence kim alır? Zor bir soru. Bence Kaido'nun tayfası şu an alır ya. Bence Kaido'nun tayfası alır. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Kaido mu yoksa Kaydo mu alır sizce yoksa Karasakal tayfası Bence Kaydo alır abi ya Kaydo tayfası. Bence Karasakal'ın daha yiyecek çok cikleti var ya. Bence Karasakal tayfası şu an alamaz abi Kaydo'yu. Bence daha çok yolu var Karasakal'ın ben öyle düşünüyorum. Bence Kaydo alır yani. Kaydo alır abi ya. Bence de Kaydo alır. Monkey D. Luffy. Abi bugün aklıma bir teori geldi. Im ve Joy Boy ev evli. Im ölümcül bir hastalığa yakalanıyor ve Joy Boy da üzülüyor. Ve Joy Boy sonunda Opeponomi'nin Ope gücünü kullanarak Im ölümsüzlüğünü veriyor ve kendi söylüyor. Eğer lava Mi'sin gücü... Abi aaa burası olun teori. Yanmayın oğlum ya. Nereden geliyor lan? Yok imle imle Joy Boy evliymiş. Abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Bunlar nasıl teoriler ya? Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Ben inanamıyorum ya. Neyse şu geçelim. Neredeydi? 6.05'te miydi? 6.05'i bir açalım. Neredeyse açıldı çünkü video. <laughs> Dur bakayım 6.05. <laughs> gomu gomu ne ye ye, müziğe bak. Konaksom, anı nikki mugi var mı? <laughs> İlginç bir müzik he. Ekran ver bizi arka ekran verirsem youtube telif atar Büyük ihtimalle. ama ufaktan böyle size bir ayıktırabilirim Birazcık Buggy ile arkadaşı konuşurken arkada bir müzik çalıyor Abi gomu gomuna ye diye Bunu google'a yaz abi Gomu gomu ye müzik diye. Büyük ihtimalle Google'da çıkar diye düşünüyorum ben. Şu an çıkmadı. One Piece 51. bölüm. One Piece episode 51. Müzik yazalım. Belki çıkar. Veya episode 51'i incelersen çıkabilir. Dur bakayım bekleyin. <laughs> Müziklerle ilgili bir şey yazıyorum burada. Müziklerle ilgili şu an bir şey yazmıyor. Fakat One Piece soundtrack listten bunu bulabiliriz. Şöyle yapalım. One Piece Soundtrack List yazalım abi Google'a. One Piece Soundtrack List'ten 51. bölümü açalım. Bölüm 51. Tamam burada 51 51'e geçelim. Ha Yok müzik yok abi. Müziği bulamamışlar. Arkadaki müziği yok, söylemiyorlar abi. Burada da yok müzik. Onu nereden buluruz bilmiyorum. Bu müzik neymiş? Cık. Bu değil abi. 5'teki müzik neymiş? <laughs> bu mu acaba? <laughs> bu mu acaba? <laughs> bu büyük ihtimalle The Straw Hat Hat Jolly Roger abi. Büyük ihtimalle müzik bu abi. Zaten bu büyük ihtimalle Yani Luffy'lerin tayfasına hitaben yazılmış bir şarkı gibi bir şey böyle hayali. Çok da böyle önemseyeceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neyse devam edelim yorumlara. Bora inanç Güneş. Kaptan Dragon'u sence ne zaman görürüz? Ne zaman gücü falan ortaya çıkar? Bence seri sonuna kadar Dragon'u falan göremeyiz diye düşünüyorum. Ve sence Dragon bir Yonkos seviyesinde var mıdır? Kesinlikle bence hatta daha bile güçlü olabilir bir tık daha. Verildi mi Bil verildi mi bilmiyorum ama düşüncelerimi merak edin. Ve çok fikir adam falan diyor bu adam ama ben sadece fikirleri tehlikeli diye bu adam bu kadar ödül konulduğunu sanmıyorum. Kesinlikle One Piece'de her şey fikirden ibaret değildir son sonuçta. Hatırlarsan One Piece 100. bölümde Luffy, Dragon Luffy Smoker'ın elinden kurtarırken Smoker'ın kılıcını tutuyor. Ve hatırlarsan Smoker'ın kılıcının başında Kairoseki var. Demek ki meyvesi yok gibi. Tabii ki Kairoseki bir yere kadar etkiyor. Aşırı güçlüyse o kadar Kairoseki etkilemez. Adam bildiğin kılıcı tutup dal geçer gibi güldü. Ondan bu konuya vardım. Tabii Amar'dan 800. bölüm geçti. Şimdi şöyle bir şey var. Belki bilmediğimiz bir haki türüyle onu yaptı. Belki meyvesi var ve meyvesini farklı şekilde kontrol ediyor. Ve belki farklı bir bedeni var. Ne olacağını hiç bilemeyiz. Meyve bilmiyorum. Ben yediğini sanmıyorum. Bir de kullandığı seviyesi muazzamdı. Bir anda rüzgar çıkartması ve havanın renginin değişmesi. Daha yüzüncü bölüm olmasına rağmen hatırlarsan bayağı iyiydi bence demiş. Serideki en güçlü karakter arasında olacak gibi. Kesinlikle. Dragon hakkında düşüncelerini söylersen, uzun bir yorum yaparsan sevinirim. Fikrin yoksa tahminini söylersen sevinirim. Manga da limede güncelim. Tüm videolarını izliyoruz. Seviyorsunuz. Cansın kaptan demiş. Sen de cansın abi. Şimdi Dragon gerçekten fikir adamı olur. Ama bence Dragon'da güç de fazlasıyla var. Bu kadar ödüle ve devrimci ordusunu sadece fikirlerle oluşturabilecek bir karakter değil. Gizem'in başında olmasıyla beraber hedefi hem denizciler hem Tenrobito hem de tüm hükümeti kapsıyor. Dragon çok tehlikeli biri ve bence Dragon'un meyvesi, özelliği, gücü neyse artık Luffy ile veya Joy Boy ile veya diğerleriyle olan bağlantısı çok farklı çıkacak ve bence Dragon aşırı güçlü bir karakter ve seriye aşırı bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Seride sadece basit bir karakter olup sadece devrimcileri yöneten biri olarak çıkmayacak bence Dragon'un seriye aşırı bir yönü olacaktır. Ve bence sadece günü gücü hakiden ibaret değil daha farklı şeyleri de var. Şeytan meyvesi veya bir antik silah kullanıcısı bile olabilir bence Dragon. Ali Yılmaz. Brook'un yeteneği aşırı iyi değil mi? ve bilgi edinme konusunda. Kesinlikle tam bir casus meyvesi. Can Hazretleri. Kaptan Bence Asır Şapka bütün Bigman ve Kaido adamlarını indirecek. Sonra X trek donanmaya çalışacak ve Kaido'lar bence adadan kovulacak. Kaydolar adadan kovulacak. Bunu donanma yapacak. x trek donanmaya çalışacak. Bence donanma oraya giremez ya. Vano o kozukilere kalacak abi. Belli yani. Mert Doğru Başkan 86. cidden sonra servis serisi çekmedin. Çok güzel bir seriydi. Acaba devamı gelmeyecek mi? Gelecek abi. Yakın zamanda gelecek. Yakupcan Kaptan sence One Piece tarihinin en güçlü karakteri kimdir? Bir de Prime White bir mi yoksa Prime Roger mı daha güçlü? Roger. Abdullah Magellan karakteri sence serideki en epic en güçlü karakterden biri değil mi? Karasaka tarafından tek adlı resmi adam Magellan seviyesi nedir? Magellan seviyesi bence eee <laughs> Bir Marco değildir bence yazan var. Bence bir Marco vardır ya. Bence vardır. Bence vardır abi Macellan Ama Luffy'nin o pis jetto pistoyla onu böyle indirmesi garipti. Garipti. Vallahi garipti. Bilmiyorum ilginç. Ya bir mark olmasa da ki Magellan'ın tam gücünü göremedik. O kırmızı Venom hali bayağı güçlüydü. Bayağı güçlüydü. Onur Hakkı'ya bence Luffy Vano'da Kaido'yu değil sadece Big Mama devirecek ve tayfa ağır yara alacak. Sonrasında sır şapka korsanları filosu gelip tayfayı kurtaracak. Böyle düşünmenin sebebi de Kaido en güçlü karakter olarak görülüyor. Ve ilk defa savaştığını gördüğümüz bir arkta kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu da bir teori. Reveri'de Sabo kazandı mı ya da esir mi düştü acaba? Vallahi Sabo öldü diye gösteriyorlar bizi ama ne kadar inandırıcı tartışılır. Mehmet Çayın artık garp muhabbetlerini kapatın. Sürekli belirli bir güçlerini görmedik diyorsunuz. En güçlü oldukları zamanda bir Roger, iki Edova'da Nevgate, üç Gap'ı, dört Bigman veya Kaido'nun One başından beri anlatılan tüm savaşları ve efsaneleri düşünürsek böyledir tabi. Hiç savaşlardaki güçler açıklanmamış kişiler de var. Dragon gibi ama ben sanmıyorum Dragon'un ilk beşe geleceğinden. Ve bu arada kaptan dediği şey dünyanın en saçma şeyi zora açıkar hem cimbi hem de lovu alır. Aaaa! minna. Zora hem Love hem Jimbi alır mı ya? Aa! Siz ne düşünüyorsunuz abi konu hakkında? Chat. Tayfa ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Belki. Yapmayın be abi. Bir Roma bakar. Love alır bence. Zora Love'u um mu alır? Şuraya adam akıllı birilerini getirin binler. Abi Zoro hem Jinbei'yi hem de Low alacak seviyede değil bence şu anda. Yapmayın ya. O kadar da değildir. Low alamaz Zoro. Kesinlikle alamaz abi. Saçmalamayın ya. Zoro daha güçlü. Oğlum bayağı bir Zoro fanı var ha bu arada. Denizde Jinbei'yi tek atar. Arkadaşlar bakın ileride belki e, ikisinden de güçlü olur ileride ama şu an bence ikisini de alacak seviyede değil diye düşünüyorum. Jinbei çok güçlü bir karakter ve çok güçlü bir tecrübesi var. Bence Tro ve Zoro. Ya bilmiyorum beyler yapmayın ya. Emma da var. Zoro'yu çok sevdiğinden objektif olan. sevgiden bilemiyorum artık. Sevgiden bilemiyorum ama yapmayın yani. Zoro ikisini birden alacak güçte değil şu anda. Love olur bence Zoro. Oğlum yapmayın ya. Oha ya. Öf. Evet be abarttınız şu anda. Ben Zoro konusuna çok katılmıyorum. Yanılmaz, i̇nanılmaz, Zor onu kapalı gözünü unutuyorsa onda onda büyük bir güç belli ve eğer herhangi biri tetek tetecek, tetecek ölecek olursa kapalı gözünü açarak power up alıp dövüşü kazanır. Bu men zorlu da falmayan 19'u zorda 7 buçuk demiş. Yorum 14 tane yanıt var. Ne yazmışlar? Biri çıkıp demiyor ki Echo'da pik olayından sonra daha gücün %4'ü kızılın herkes duymuş. Ya. Zor türlü Bey'den güçlü. Hatta Shiryu'dan da güçlü. Şimdilik Zor'un tek rakibi kılıçlısı olarak Mihawk'a yakındır zaten yeni kılıcını da aldı. Oğlum yapmayın lan manyak mısınız ya. Yok ya kardeşim ya da yener tek atar gol diyor hocalar. Zor'un karşısında titriyor biliyor musunuz? <laughs> Abi yapmayın lan. <laughs> Abi fena muhabbetler var ya. Fena tartışma dönmüş İnanamıyorum size ya. Abi tabii ki de Love ve Jinbei Zoro'dan daha güçlüdür. Yapmayın binle katılmıyorum ben buna. Snapchat. Kaptan şimdi 9 kızlıkında bir ayın olduğundan bahsediyorsunuz. Ya ben onu kanjur olduğunu düşünüyorum. Nedeni şu. Abi 4 gün önce yazmışsın. Yapmayın minna. Yapmayın. 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 Kimse kimseyi çeklemesin burada. Banka okuyup gelmeyin. Kaptan Luffy'nin seslendirmeye kadınmış bir tuhaf oluyorum artık One Piece derken. Evet. Bunu bilmek komik bence. Başka özellikle merak ettiğim konulardan biri. Gekko Moria'nın meyvesi. Ölüleri kendi zombi tayfası yapabiliyor. Neden güç korsanları almaya çalışmıyor? Yaptı. Kaptan John'u almıştı. Bunu yaptı. Bir Oden'i, bir Roger'ı, bir Beyaz Saka'da bunları almış olsa zombi ordusuna durdurulamaz gibi olur. Bir varlık gösterilen ordu almıştı. Onda Luffy yardım olarak dönmüş Abi sadece beden almak da ee, zombi ordusu yapmak da çok da önemli değil. Ruh denilen şey de var. Onun önemini zaten bize çok fazla Thriller Bark'ta işlediler. Erkan FNC'ne. Herkes Bluetooth'u gördü değil mi? Tek başına ne hale getirdi? Kitto, x Drake, Luffy diğerlerinin tek başına hepsini yok edebilirdi. Hatta ediyordu. Bir anlık boşluk oluşunca yenildi. Luffy ve orada bug ediyordu. Bullot neredeyse Leyli seviyesi ediyordu. Abi a Bloodto denilen karakter non kanon bir karakter ya. Non karakter ona çok takılmayın ya. Yani güçler hakkında biraz bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani ancak ne kadar eğitim alsa alsın. Kaido Big Mom'u tek indirmesi imkansız. Bir de Kaido Oden'le savaşan Kaido diye Çok geliştirmiş kendini. Bir de verin görüşüm fikrim Karasak'ın hedefi gelecekten. Samurai'ı bugün yollamaya başlayan Toki'deki meyvenin peşine düşmesidir. Belki de babasını o meyvenin gücüyle bugüne getirebilir. Sonuçta Kaido ölmemiş. Big Mom ölmemiş. Beyaz Beyik ölmemiş. Bir de z ölmüş. Yani hadi öldü diyelim. Bence son savaşı çok karışacak. Altın Şiki kendini hazırlıyor. Bu savaşta Kaydo kendini hazırlıyor. Dikkat ederseniz herkes kendini hazırlıyor. Bence bu savaşta kötülerin liderliğini z yapacak. Çünkü doğru liderlik yok. Vallahi Karasakal'da bir liderlik söz konusu onu söyleyeyim bence yok değil. Eee Zebek Zebek denilen karakterin geri dönmesi veya liderlik yapması açıkçası bir anda ortaya çıkıp liderlik yapması benim çok da olmazdı tayfa. Her neyse bu incelemenin sonuna geldik. Yorum atmayı unutmayın. Blackbeard hazır olsa dalardı bir yerlere. Yani Blackbeard'ın her zaman bir planı vardır her zaman. Ne demiş Blackbeard abi? yumruklarına dövüşemeyeceğin savaşlar demiş. Kaptan el sevdiğim Marko'dan 3 cildini aldım. Toplam 8 cildi para boşa gitti diyenler olup pişman gibi sence boşa mı gitti? paran boşa gitmedi. Seviyorsan manga biriktirmeyi hobi olarak almış olabilsin. Neyi paramızı çöpe atmıyoruz ki abi? Ama internette manga var. Mantıksal, objektif ve paranı e, önemseyen biriysen boşa gitmiş olabilir bilmiyorum. Her neyse bu incelemenin sonuna geldik tayfa. Yorum atmayı Vampir özel yorumlarıyla sizlerin yorumlarınızı okumaya devam edeceğim. Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Biz de FMA'ya geçelim.